Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Akrep ve yükselen akrepler için Nisan ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Evet kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname bakımı için de Seher Altire Tarot Dünyası hem Instagram hem de TikTok'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İki tane müjdeli haberle birlikte başlayacağınız bir nisan ayı var ki bu konuda geçmişten bugüne kadar size iki konuda zorlayan olaylarla ilgili ikisinin de çözümüne kavuşacağınız bir durum var. Geçmişte size düşmanlık eden bir kişiden alacaksınız bu haberi ve artık size zararı dokunamayacağını da öğreneceksiniz. Hayatta belli bir çizginin içerisinde kalmaya çalışmış, kendini korumaya çalışmış bir akrep burcuysanız, bu dönem sınırlarınızı zorlayıp yeni başlangıçlar yapacağınız bir durumu içerisinde bulunacaksınız. İsminde Y harfi olan bir kişiden alacağınız iki tane sevinçli haber sizi rahatlığa kavuşturacak. İsminde S harfi olan bir kişiden gelecek olan bir kısmet var. Öncesinde bu kısmeti alacaksınız ama sonrasında bu geçmişle alakalı sıkıntılarınız tekrardan gün yüzüne çıkacağı için bu kısmeti almasak mı diye düşünebilirsiniz. Bu kısmetle o olayın hiçbir sorunu bağlantısı olmadığını daha sonrasında öğreneceksiniz ama başlangıçta bunlarla ilgili sıkıntılar yaşarken olayları bazen olduğundan daha farklı bir yöne çektiğinizi veya büyüttüğünüzü fark edeceksiniz. Basit çözümler aramak yerine kendinizi zorlaştırdığınızı bir şeyin düğüm haline gelmesine sanki sebep olurmuş gibi bir haliniz olacak. Hayatınızdan çıkarmaya çalıştığınız bir kişi tekrar hayatınıza girmek için çaba harcarken geçmişten dönen bir sevgili sizin gündeminizde bomba gibi düşecek. Hiç olmayacak dediğiniz bir durumdan bahsediyor. Burası ki gelmesi de gitmesi de sorun olacak. Bu kişinin ama e, ileriki zamanda hani dönmesi benim için hayırlı mı derseniz değil ne yazık ki. O yüzden yeni başlangıçlar konusunda bu dönem daha rahat olacağınız bir süreçtesiniz ama eskiden yarım kalan bir defteri tekrardan açmayın diye uyarıyor. İsminde F harfi olan bir kişiden 7 rakamı içerisinde alacağınız bir haber sizi çok büyük bir yükten kurtaracak sanki üzerinizden kocaman bir dağ kaldırırcasına bir sorumluluktan kurtaracak olarak gözüküyor. Üç ayrı konu ile ilgili sıkıntılarınız var. İş ve kariyer konusu bu dönemde bu üç tane e, gelecek olan haberle birlikte ferahlığa kavuşurken sizin e, evle aile ile ilgili problemleriniz gün yüzüne çıkacak eşle e, ikili ilişkiler arasında vakit ayıramadığınız, kafanızın sürekli dalgın olmasıyla ilgili problemler yaşarken biraz daha ilgi, alaka ile ilgili yüzleşmeler yapacaksınız. Bir süreliğine evden ayrılmak veya değişikliğe gitmek veya kısa süreli ayrılıklar söz konusu ama sonrasında tekrardan birleşme var. O yüzden boşanma kelimesinden uzakta duruyorum. Fakat uzun süreli evliliklerde Artık belli bir rutine bağlamış ilgi alaka kısmındaki sıkıntılar yaşayan evlilikler için bu dönem biraz alarm çalıyor arkadaşlar. Ee, i̇kili ilişkilerde özellikle e, duygusal bağlantılarınızı kurduğunuz kişilerle duygularınızı paylaşmamanız. Bu dönem daha mantıksal hareket edip sadece iş konusuna odaklandığınız için bu konuda yüzleşme yaşamak zorunda kalabilirsiniz kısa bir yolculuk var ki bu iş seyahatiyle alakalı belki evle ilgili ayrılma süreciniz de tam da bu döneme denk gelebilir. Bu konuda yapacağınız bir anlaşma veya bir görüşmenin arkasından deve ile gelecek olan bir kısmetiniz gözüküyor ki bu konuda iş yerinden de bir sanki bir takdir görmek gibi düşünebilirsiniz bunu. Deve ile gelecek olan kısmetle birlikte hanenizin içerisine de büyük bir bolluk bereket gelecek. Arkanızdan edilen dedikodular iş ve kariyeriniz konusunda ayağınızı kaydırmaya çalışan iki kişiyle e, görüşmeler yapmakla birlikte bu tür sorunlardan kurtulacaksınız. Yani kendinizi garantiye alacağınız bir sürece geçecek. Ama düşmanlarınız bu dönem çok fazlalaşacak ki kendi içerinizde de Bunları biliyor olmanız e, sanki çözümü biraz zorlaştırıyor. Yani bilmek bazen iyi olmayabiliyor. E, hiç beklenmedik yerden darbe almak belki de daha kolayınıza gelirken, bu dönem bildiğiniz, yanınızda sürekli görüştüğünüz kişilerden darbe almak sizi zorlayabilir arkadaşlar. bütün burçlarda neyse neredeyse 7 rakamı hep çıktı. Diğer baktığım fallarda da burada da çıkıyor. Burada yalnız sizin 7 rakamınızda bir görüşme yapıp arkasından bir terfi veya başka bir iş değişikliğine geçmeniz söz konusu. Uzun zamandır arayış içerisinde olduğunuz iş konusunda artık sonuca varacağınızı, yeni iki tane kapının açılacağını gösteriyor burası. Hayatınızda olmaz dediğiniz bir kişiyle bu iş ortamında karşılaşmanız var. Sanki aynı üniversitede okuyup ya da aynı okulda okuduğunuz bir kişinin sizden daha yüksekteyken şimdi sizin alt kademenizde, sizin asistanınız veya çalışanınız olarak yer alması gibi bir durumdan bahsediyor. Hayatın adaletsizliği belki de buradan da gözünüze çarpacak. Bu dönem o yüzden bazı şeylere şükrederken bulabilirsiniz kendinizi. Size geçmişte düşmanlık yapan bir kişinin artık e, yaptığı şeylerin teker teker ortaya çıkması, bütün yaptıklarının da kokusunun ortaya aleni bir şekilde çıkması durumu söz konusu burada. Bir kokarca şeklinde çıkmış ki bunun bir kısmını telefonla öğrenirken bir kısmını da yüz yüze öğreneceksiniz. Aile bağlarınızdan 3 kişiyle bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşmanın arkasından bir kısmeti paylaşmakla ilgili görüşmeler yapacaksınız sanki ortak bir evi veya bir parayı bölüşüp herkes kendi işine baksın diyeceğiniz durumlar söz konusu. Bu fal niye bu kadar sıkıntılı? Sanki arkanızdan bütün yapılan düşmanlıklar bir arada toplanmış gibi sizi dibe çekmek isterken bütün yaptıklarının ters tepip sizi yukarıya doğru çıkartması gibi bir durum var. O yüzden her gördüğüm yerde neredeyse aynısını tekrarlıyormuş hissine kapılıyorum ki Nisan ayının ilk 15 günü gerçekten sizinle, sizin görüşmeler yaptığınız kişilerin arkanızdan iş çeviren kişilerle bir arada da olması durumu var. Yani neredeyse e, her gün görüştüğünüz insanlardan darbe yiyeceksiniz. Ya da bunlar ay yuka çıkacak, ortaya çıkacak. E, birileri onları size söyleyecek. Siz bu konularla ilgili sıkıntı yaşarken aslında bu konuların sizi güçlendirmesi, sizin daha rahatlığa kavuşmanız var. Sanki manevi anlamda çöküş yaşarken maddi anlamda zenginliğe kavuşacaksınız. Böyle bir durum var burada. O yüzden anlatmak belki de sıkmaya başladı beni. O yüzden genel anlamda söylemeye çalışıyorum ki şuradaki sıkıntı dipten gelen sıkıntıların, 3 tane konu arkası arkasına gelecek ve arkasını yani iş yerinde arkanızdan iş çeviren akraba tanıdık insanlarla uğraşacaksınız. Ve bunların yapması sanki size öyle bir güç verecek ki size 3 tane asa gözüküyor. Yani 3 ayrı konudan güç kuvvet kazanacağınız bir durum var. Biraz önceki evden taşınma, evde evli, evli ayırma gibi durum dahi burada tekrardan düzenebilecek gözüküyor. Yani nereden nasıl darbe alırsanız alın sanki öyle bir şey var ki ceza çekilmeye başladıkça siz kuvvet kazanıyorsunuz gibi bir durum var. O yüzden anlatmak da zor. Yani aynı şeyleri tekrarlıyormuşum hissine kapılmaktan pek hoşlanmadığım için burayı böyle özetlemeyi düşündüm. Bu arada arkadaşlar ben videoları kesip yapıştırmıyorum. Nasıl ki birebir bakıyorsam o şekilde aynı şekilde video çekiyorum. O yüzden yeri geldiğinde bu şekilde toparlamalar yaptığımda hani e, kesti farklı şeyler söyledi şeklinde düşünmeyin. Çünkü ben bu falı ikinci bir defa aynı şekilde bakamıyorum. Yani bir fincanı ikinci defa baktığımda farklı şeyler görebiliyorum. O yüzden bir şeyi odaklandığım andaki hissiyle kalsın diye e, bazen tümden videoları sildiğim de olabiliyor. Yeni başlangıçtan sıfırdan baktığım hatta bazı o kadar e, şeydir iki tane özellikle çok sil silmek için uğraştığım video oldu ki geçmişte e, o kadar iç karartıcıydı ki ya dedim bu fincanı ben mi yanlış içtim dediğim tekrardan yeniden kahve içip yeniden baktığım fallarım olmuştur. Ama hepsi bir bütünlük içerisinde olsun diye hiç kesme, yapıştırma, ekleme yapmıyorum. O konuda bilginiz olsun. Şimdi buradaki toparlamamın sebebi de o oldu. Aynı şeyleri tekrarlıyormuş hissine kapıldığım için toplu birlikte yorum yapmak istedim. Ki yine tabakta da aynı konulardayız. Birincisi kan bağınızdan olan kardeşinizdir, anne babanızdır, bu şekildeki bir kişiden darbe almanız ama bu darbe sanki yani hiç beklemediğim bir yerden bana böyle bir şey yapmasını beklemiyordum dediğiniz bir şeyden dolayı e, sanki sırtınızı dayayacak gücünüzün kuvvetinizin kalmadığını düşünürken büyük bir güç kazanımı var. İkincisi iş yerinden çok güvendiğiniz bir kişiden sıkıntı yaşayacaksınız. Arkanızdan bir iş çevirdiğini siz telefon aracılığıyla öğreneceksiniz. Üçüncüsü hayatınızdaki duygusal anlamda ilişkilerinizdeki yani evliliktir veya sevgililiktir bu tür durumlarda. Bir haksızlığa uğramanız var. Yani karşınızdaki kişinin artık bana vakit ayırmıyorsun, benle ilgilenmiyorsun tarzındaki olayından dolayı sıkıntı yaşarken dışarıdan sanki sadece onu ilgilendiğiniz ya da eşinizin ya da sevgilinizin ailesinden destek görüp bu ilişkinin daha da güçleneceği anlamına gelecek bir süreçten bahsediyor ki burada büyük bir kısmet bir miras gibi, miras değil tam olarak ama bir toplu paranın paylaşımı söz konusu. Burada resmi bir kurumdan alacağınız iki tane haber başlangıçta sıkıntı olabilir ama sonrasında güç kuvvet olarak size geri dönecek. Çünkü yani görünenin arkasında bir fayda olduğu gözüküyor burada. İsminde M harfi olan bir kişiden alacağınız bir kısmet var. Sonrasında iki tane sevinçli gözyaşınız var. Küçük küçük arkanızdan konuşmalar var ama bu konuşmalar artık bir nevi başarınızın da taşlandığı. Sanki insanların sizi e, ya biz onun yerinde olsaydık daha şeyler yapardık işte tarzındaki kıskançlık emarelerini içer içeriyor burası. Burada bir kılıç var ki en yakınlarınızdan darbe alacağınızı gösteriyor bu durum. Ama siz buna rağmen bir görüşme telefonla görüşme yaparak yurt dışından bir kaynak veya bir iş görüşmesi yaparak bağlantınızı sağlam kurup ileriki dönemde belki yurt dışına da yerleşmeyi düşünebilirsiniz arkadaşlar ve bu konuda da kapılarınız açık olacak. Arkanızdan iş çeviren 3 tane kör insan ortalığa çıkacak ve siz bu kişilere artık yeter dediğiniz bir durum var sırtınızı döneceksiniz. Ama onlar yine kapınıza geri gelmeye devam edecek. Burası sizin seçeneğinize kalıyor geri kalanı. 3 ayrı yerden gelecek olan kısmet. Ve iki tane dilek kapınız var. İkisi de sadece zaman vermiş. O yüzden biraz hani diyorum ya darbe alırken de güçleneceksiniz. Belki zaman bile sizin lehenize işleyecek bu dönem. Beklemek bile size güç kuvvet kazandıracak olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet, akrep ve yükselen akrepler için Nisan ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.